Şöyle bir bu kültürün kaynağına doğru gitmek isteyelim. Şimdi siz kültürü nasıl tanımlarsınız? Özellikle Harput kültürüne gelinceye kadar önce bir kültür tanımı yapalım, evet. oradan adım adım e, sorularla gelmeye evet. çalışalım. Evet. Hayır, hayır. Şimdi kültür dediğimiz şey şu: bir milletin bir milletin diyorum çünkü her milletin kendine özgü, her medeniyetin kendine özgü bir kültür dünyası var. Evet. Bir milletin yaşadığı tarihsel ve toplumsal olayların neticesinde oluşmuş maddi ve manevi unsurlar, dinamikler. Evet. Ve aynı zamanda bunların anlatım nesneleri ve araçları. Bize yani, bugüne kadar gelen bu kültürün e, Türk kültürü olduğunu daha sonra da Karahanlar döneminde İslam'ın da katılmasıyla Türk-İslam sentezinin oluştuğu Türk e, bir e, kültürün çıktığını biliyoruz. Bu eee İslam ve Türk İslam sentezi içerisinde mabetlerin, sembollerin, özellikleri nelerdir? Hangi sembolleri kullanmışlar? Hangi e, şeyleri ortaya çıkarmışlar? Bunlardan birazcık bahsedelim. Evet. Yani İslamiyet öncesi ve sonrası Türk kültürünün en büyük ortak paydası monoteist bir yapı var. Evet. Yani tek tanrılı bir inanç sistemi var. Evet. Onun için İslam bize yakın bir dindir. Kabullenmesinin evet. özünde de bu monoteist yapı olması. Yani e, tabii evet. soruya soruyla girmek istemiyorum ama şunu hayır, da ifade hayır, ederseniz. Hayır, hayır konuşalım. Türkler e, İslamiyeti tanıdıkları anda çok çabuk e, evet. kabullenmişler. Evet. Bunun nedeni nedir? Nasıl bunun, kabullendiler? Bu, bunun bunun nedeni İslamiyet öncesi hayat tarzlarına çok uygun bir din olarak buldular. Mesela Budizmi kabul etmemelerinin sebeplerinden birisi şudur. Önemli sebeplerinden tek sebep değil ama birisi şudur. Türkler göçebe topluluklardır. Hayvancılık onların hayatında çok çok önemli evet. bir yeri vardır. Ama Budizm mesela hayvan kesimini benimsemediği için hayatını hep bu hayvan hayvanlarla şekillenmiş bir dünyada yaşamak zorunda kalan ve iç içe yaşayan masallarında, mitlerinde, işte takvimlerinde bile evet. hayvanın şekillendirdiği efendim bir hayat tarzını yaşayan göçebe bir topluluğun, toplayıcı bir topluluğun hayvan et hayatında et çok önemli bir yer tutmaktadır. Evet. Bunun için de Budizmi dışlamıştır çünkü Türk'ün hayat tarzında etin ve hayvanın çok önemli bir yeri varsa ister istemez Budizmi kabullenmemiştir. Halbuki İslam dini hayvanla olan şeyi bir haram veya helal kabul kavramında evet. yani daha rahat bu konuda. Onun için de İslamiyet öncesi hayat tarzlarıyla İslam mabedi arasında müşterek unsurlar çok. Mesela gök tanrı inancı evet. var. Evet. Her ikisinde de var. Mabet gök yer ve yer altını kabul ediyor. Bakınız şamanizm de bu var. İşte erlik var yer altında. Bu gene Türklerin gelenekleri içerisinde hayvanlara karşı olan ilgisinden bahsettiniz. Evet. Türklerin kullandığı takvimden birazcık söz eder misiniz. Evet. Yani ilk dönem metinlerine bakarsanız takvimine bakarsanız totem dediğimiz Efendim hayvan metaforlarının özellikle işte tavuşanın işte şeyin Metaforlarının belirgin bir biçimde ayları izah ettiğini görüyoruz evet. tabi Türklerde bunun da sebebi nedir? Göçebe topluluklarda iklimler değiştikçe yaşadığınız coğrafyada hayvan göçleri oluşuyor işte. Evet. Hayvanlar da biliyorsunuz göçebe, göçebedir. Bir ikincisi de kalıcı hayvanlar vardır. Sürekli ilişki işte at. Türk medeniyeti atlı bir medeniyettir evet. biliyorsunuz. Efendim ve bu medeniyet dairesi içerisinde çok yakın ilişkide bulunduğunuz hayvanların sizin hayatınızda önemli bir yeri olduğu için ilk Türk takviminin efendim aylara yönelik semboller dünyasında hayvanlar hayvanlar kullanılmış. Evet kullanılmıştır. Egemen olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de işte demin dediğimiz toplayıcı ve göçebe topluluklar halinde yaşıyorsunuz.